Herkese merhaba, ben Emrah. Bu hafta mangal alışverişi var. Evet, çok heyecanlı, güzel mangalar aldım. Bayağıdır da alışveriş yapmıyordum, sayılabilir. O yüzden şimdi yeni aldığım paketlere birlikte bakacağız. Bunları BKM'den aldım, bunu da D&R'dan aldım. Ki normalde D&R'dan çok fazla alışveriş yapmıyorum ama indirim vardı, o yüzden aldım diyebilirim. Bunları da böyle puanım vardı ve puanımı kullanayım dedim. O yüzden mangaların tanesi 38 liraya falan geldi galiba, 37-38. Neyse, şimdi hemen bir tanesiyle başlıyoruz. İlk olarak bu küçük paketi açacağım. İçinde neler varmış? Hemen birlikte bakalım. Şöyle bir poşette geldi ve bunlardan şu an için en heyecanlandıklarımdan bir tanesi. Tuvalet hayaleti Hanaka-kun. Çok güzel gözüküyor yalnız, yeşil yeşil. Ki bunun ilk cildi bu şekilde kırmızıydı. O yüzden böyle yan yana güzel duruyorlar. Arkaları da aynı şekilde. Zaten cilt olarak oldukça tatlı gözüküyor. Şimdi hemen şu biri açacağım. Bakalım şömizin içi nasıl. Yine şömizin içinde bu şekilde sahneler var. Ve kendisi de tamamıyla şömizin bu şekilde gözüküyor. Ben bu ilk cildi açıkçası sevdim. İkiyi de hemen en yakın zamanda okuyacağım. Bence siz de bakabilirsiniz. Eğlenceli, fantastik bir seri. Güzel yani, keyif aldım ben okurken. Hemen sonrasında biliyorsunuz Naruto'larım... Aa, ben Naruto'ları nereye dizdim? Tamam, şu arkada. Biliyorsunuz Naruto'ları birden 10'a kadar sıralı ve şimdi de 11. cildi aldım yeni baskıyla. Ki hiçbir hasar yok. Gayet iyi ve güzel duruyor. Şimdi onu da hemen yerine yerleştireceğim. Naruto'yu da şöyle bir tamamlayayım, devam edeceğim okumaya. Ki bence bu da oldukça keyifli bir seri. Hemen arkasından, bu seriyi seviyorum ama toplamak çok zor gerçekten. O yüzden çok net bir şekilde öneremiyorum. Kara Kahya'nın 16. cildi. Ki bir şey söyleyeceğim. Burası şöyle bir hasarlı gelmiş. Şömizin tamamı bu şekilde. Şömizin içi de bu şekilde gözüküyor. Hemen arkasında da şöyle sahne var. Bu arada şömizin içi böyle bu şekilde olunca, hani şunun aynısını koymayınca daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle farklı oluyor ya, en azından neler var neler yok inceleyebiliyoruz. O yüzden bu tarz serileri daha çok seviyorum. Ve hemen arkasından Bleach'in 37. cildi geliyor. Evet, bunu da hızla zaten topluyorum. Çok güzel. Daha çok uzun. Yolumuz çok uzun. Ama olsun. Yine de böyle yeni ciltlerini almak oldukça hoşuma gidiyor. Ve gayet de sağlam yani. Hiçbir hasar masar yok. Güzel. Hemen arkasından yine Naruto geliyor. 27. cilt. Yalnız kapak çok iyi durmuyor ama. Bayağı güzel duruyor. 27. cilt bu şekilde. Tabi böyle Naruto'dan karışık karışık gidiyoruz. Ara ciltleri tamamlamak için. Ve. Evet. Bunu bayağı bir bu seri bayağı bir seviliyor. Horimiya'nın 6. cildi biliyorsunuz Akıl Çelen'den. Ben bunu 1 ve 2'sini okudum ama yalnız şöyle bir şey var. Maalesef bunda da varmış. Yani şu cildin yarısı böyle maalesef tam oturmamış ki aynı şey bu 6. ciltte de geçerli. Şöyle göstereceğim. Şu kenarları, resmin kenarları maalesef oturmuş gözükmüyor. O yüzden çeksin, çok sinir bozucu. Ama böylelikle 1, 2, 3, 4, 5 ve son olarak da bu şekilde 6. cildi topladık. Ki bunlar hani hatta böyle şu kısımları sıkıntılı da olsa yine de renkli renkli bayağı güzel duruyor. Ve son olarak bu paketin son mangası tabii ki One Piece, olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Bu şekilde aslında sadece ara ciltler olarak 2 eksiğim kaldı. Onları da bulursam ki sanırım... Hayır, bir tane kaldı. Evet, 22. cilt. 22. cildi de alırsam artık gerekli şeyler yeni çıkarttığı gibi zaten hemen alıyorum. One Piece'te hiçbir eksiğim kalmamış oluyor. Yani sadece tek cilt. Sırada buna bakalım. Evet, neler aldık? Aa, içine ayraç koymuşlar. Aa, görmemiştim. Bu ne? Akıncı. ATV'de. Bu ne ya? Aman neyse, çizgi filmi bir şeymiş. Geçiyorum onu. Aa, bakın ben ne aldım? Mobiko'nun Aşkının 2. cildini aldım. Bunun etiket fiyatı 55 TL ama ben işte bu ikinciye 160 bir indirim vardı. O yüzden bunu aldım. Birinci cildi. Bakın birinci cildi böyle mavi, çok tatlı. İkinci cildi de böyle yine bir soft renklerde. Çok tatlı duruyor. İkisi de bayağı hoşuma gitti. Bakın yan yana şöyle gözüküyor. Rengi açık olduğu için okunması çok zor ama olsun. Yine de böyle içeriden sahneler var. Artı şömizin tamamı ise bu şekilde gözüküyor. Bayağı bir tatlı. Bu seriyi henüz okumadım ama en yakın zamanda okumayı planlıyorum. Ve bir sonrakinden komik şeyler geliyor. Şafak'ın kızı Yona. Evet, bakın bu şekilde. Bence bu kapak çok daha güzel duruyor. Birinci kapak şu şekildeydi. İkinci kapak da böyle. Yani ben ikinci kapağı daha çok beğendim. Arkasında da yine... Şöyle
çiçekleri var. Yani font yine çok Arslanoğlu gibi rahatsız ediyor ama olsun. Mavi'de en azından daha güzel duruyor. Yani bu da uzun soluklu bir seri. Umarım en kısa zamanda buna da başlarım. Ve bir sonraki seri benim en sevdiğim serilerden bir tanesi. Çünkü aksiyonunu çok seviyorum. Karakterleri çok seviyorum. Tabii ki One Punch Man'in 22. cildi. Bakın arka cildi böyle. Tabii kendim seçince şu anda hiçbir hasar yok. Yani çünkü dikkatli seçtim. Bakın bu şimdi bunun yanına koyunca 22 yana koyunca böyle birleşiyor mu ya da bu kısımlar birleşiyor mu hatırlamıyorum. Birlikte birazdan deneriz bunu. Çok heyecanlıyım. İlk tabii ki bunu okuyacağım çünkü aşırı merak ediyorum. Ve son olarak da Horimiya'nın 7. cildi. Evet, bu da son çıkan bir cilt. Zaten 6. cildi de almıştım. Böylelikle evet 2 cildi de son çıkan 2 cildi de almış oldum. Bakın tamamı ise şu şekilde gözüküyor. Kesin şu aralar boşluklu diyecektim. Bakın bunu da bunun da şurası boşluk. Görüyor musunuz? Yani tamamı sırt kısmı tamamını kaplamıyor. Bu şekilde hasarlı gibi gözüküyor. Şimdi bunun yanına koyacağım. Bakın buradan böyle beyaz gözüküyor. Yani sırt kısmı önemli çünkü kitaplığa dizdiğimizde sırt kısmı gözüküyor. Yani böyle gözükmesi beni üzüyor. Zaten One Punch Man'de bunun acısını çekiyorum. Bari bunda yapmayın. Ama neyse kendilerini düzeltmeye çalışıyorlar. Hatta böyle Instagram'larında akıl çalan hangi kağıda bastıklarını falan bile yazıyorlar. Yine de güzel. Neyse. Şimdi şu büyük pakete geçelim. Bakalım neler almışım. Neler. Oo, bu sefer şöyle bir paketlemeyle geldi. Şaşırdım. Çünkü bir önceki poşetti. Şimdi bunda gelmiş. Bakalım. Bu ne? Takayım. At. BVV. İlk olarak Alita. Evet bu 7. cilde aldık. Şömizli. Yani bence Satori yayınlarına helal olsun. Çünkü şu şömizi inanılmaz derecede kalın basıyorlar ve güzel basıyorlar. Oldukça hoşuma gidiyor. Çünkü yani Marmara çizgiyi bildiğin şu yani zar gibi. Neyse bakın bu şekilde. Serinin tamamı ise şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son olarak da 7. cildi almış oldum. Ve 8-9 da çıktı galiba. 9'da da seri bitiyor. Onları da en yakın zamanda alacağım. Bakın birleşince de bu şekilde. Güzel. Ve sonra benim çok sevdiğim hatta şu anda tişörtünü giyiyorum. Jujutsu Kaisen diyecektim. Tabii ki değil. Bu cildi çok uzun zamandır bekliyoruz. Yazdan beri bekliyoruz ama sonunda çıktı. Evet. İblis Keser 8. cilt ve burada Rengoku var. Muhtemelen bu bölüm benim izlediğim ve yani izlerken böyle ağladığım bölümler. Okurken nasıl hissedeceğim çok merak ediyorum. Çok etkilemişti beni. Hemen şöyle şömizin tamamını göstereyim size. Güzel gözüküyor. Hiçbir hasarım da yok. Çok güzel. Şömizin içi de bu şekilde. Güzel. Sırada. Evet yine akıl çelenden devam ediyoruz ki bir hasar yok. Fire Force'un 2. cildi. Bakın bu şekilde gözüküyor. Hatta hemen 3. cildi de söylediler, açıkladılar. Bayağı hızlı gidiyor. Bakın 1. cildi de bu şekilde. Zaten bu da uzun soluklu bir seri. Merak ediyorum. Yani 1 ile 2 umarım en yakın zamanda okurum. Ve daha sonra Titan'a saldırı 33. cilt. Bitiriyoruz. Seri vallahi bitiyor. Yani benim tabii çok eksiklerim var şu 20 sıralarında ama olsun. Şömizin bakın tamamı bu şekilde gözüküyor. Şömizin içi yine aynı. Evet. Bayağı heyecanlı. Hem sezonu bekliyorum hem bunu bitirip böyle baştan sona okumak için aşırı heyecanlıyım. Şu araları tamamlarsam, seriyi bitirirsem bence şöyle bir maraton yapayım değil mi? Titan'a saldırı maratonu. 34 cildi birden okuyorum falan gibi bir şey yaparsam bence güzel olabilir. Yani umarım buna cesaret edip başlayabilirim, yapabilirim. Olursa da zaten videosunu çekerim. Bayağı eğlenceli olur. Ve Ragnarok Valkürlerinin 4. cildi. Biliyorsunuz bu da şömizli. Şu yanı hatalı. Yani çok rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir ince bir şömizi var. Bakın tamamı böyle gözüküyor. Artı şu karakter ne kadar ilgi çekici duruyor. Bayağı iyi duruyor. Güzel. Hatta bunu Netflix'e de animesinin 2. sezonu geldi. Ama ben mangayı okuyup ki 1. cildi okuyup sevmiştim. Daha sonrasında da animeyi izlerim muhtemelen. Hemen şuna biraz ara verip Dex yayınlarından yeni çıkan manga serisini göstereyim size. Evet, Kagaster. Doğru mu okunuyor emin değilim. Bu 1. cildi. Bu 2. cildi. Bakın bu 3. cildi. Bu da bu şekilde 4. cildi ki en beğendiğim kapak kesinlikle bu oldu. Yani şömesiz basılmış ama güzel baskılar. Bakın sırt kısmı bu şekilde gözüküyor. Arkaları da
Şöyle, bence güzel gözüküyor ve sanırım bunun da Netflix'te animesi var. Seriyi merak ediyorum. Bakalım, en yakın zamanda bunu da okumayı planlıyorum. Ve hemen sonrasında Akıl Çelen'den Goblin Slayer'ın 3. cildi bu şekilde. Bence en güzel kapak bu. Bu seri baya bir yavaş gidiyor. Yani muhtemelen seri çok satmadı diye düşünüyorum. Böylelikle 1, 2 ve şimdi de 3. cildi almış olduk. Bunu ne kadar çok almışım. Vallahi bu bak bitmiyor. Ha, gene Akıl Çelen'den. Yani bu işte bak, sırt kısmında gerçekten bir sıkıntıları var. Yani bu matbaadan mı kaynaklı yoksa tasarımcılarından mı kaynaklı, gerçekten anlamıyorum. Ya şunu görmüyor musunuz ya? Yani şu kısım bildiğiniz yanlış. Yani böyle bir sırt baskısı mı var? Bunun farkında değiller mi? Çok kötü gözüküyor. Ki muhtemelen yan yana koyunca da bayağı gözükecek. Neyse. Sinir bozucu ama Shaman King'in 7. cildi. Bu da böyle. Evet, bakın şuraya kaymış. Yani buna umarım acil bir çözüm bulursunuz. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Geçiyorum. Daha sonra Haikyuu'nun 5. cildini aldım. Gerçekten bunun da serilerinin arası, yani ara ciltleri bulmak zor. Bakın şu mizin tamamı bu şekilde bayağı tatlı gözüküyor. Hemen içi zaten böyle ve bu şekilde. Ve birleştirilmiş bir cilt. Biliyorsunuz 1 ve 2'yi almıştık. Şimdi de 2 ve 3. cildi çıktı. Ve bunun kapakları yani çok güzel. Edebiyatın sokak köpekleri. Yani şemizin tamamı bu şekilde gözüküyor. Sanırım bu 3. bu da 4. kapak galiba. Bu şekilde kullanıyorlar. Bayağı güzel bir fikir bence. Hemen içi de bakın şöyle. Çok iyi duruyor. Bu seriyi açıkçası başlamadım. Ve izlemedim de. Ama tabii ki önce mangayı okuyup ondan sonra seriyi izlemeyi düşünüyorum ki bayağı sevecekmişim gibi hissediyorum. Daha sonra serinin en kötü kapağına hoş geldiniz. Bence çok çirkin bir kapak. Yani şimdi şöyle. Yani sanki hep şu dördüncü şahane kapaktan sonra şöyle çirkin bir beşinci kapağı nasıl çıkardınız? Yani kimse size bir şey demedi mi anlamıyorum. Bence çünkü çirkin bir kapak. Ben hiç beğenmedim açıkçası. Güzel durmuyor yani. Hani ki bu bölümleri de, bu karakteri de ayrıca tanıyorum. Şömiz'in tamamı bu şekilde. Yani animeyi izlediğim için biliyorum ama bence bana güzel gelmedi. Hemen Şömiz içi de şöyle. Tabii ki seriyi seviyorum. Bir kapak için seriyi gömemem. Ama yine de yani şöyle Gojo'yu gördükten sonra şunu şöyle gelmesi çok hoş değil. Zaten biliyorsunuz 1, 2, 3 ve bir de böyle sıfırımız var. Ve sırada Kamisama Kiss'in 2. cildi. Bunun 1. cildi bu şekildeydi. Hemen hemen zaten çok benzerler görüldüğü üzere. Hatta arkası da şu şekilde aynı geliyor. Güzel gözüküyor. Henüz başlamadım. Bu da sanırım böyle romantik, fantastik bir seri. Bunu da umarım en yakın zamanda okuyacağım. Ve son olarak da Seraph of the End, Kıyamet Meleği'nin 23. cildi. Yani serinin kapaklarını zaten bayılıyorum. Keşke mat basılsalar. Bence böyle parlak basınca benim hoşuma gitmiyor. Güzel durmuyor yani. 23. cildi de gördüğünüz gibi hasarsız. Genelde Amazon'un hasarlı geliyor ama en ucuz da orada satılıyor. Neyse. Hasarsız olarak bütün ciltleri almış olduk. Bence güzel. Aldıklarıma son kez bakacak olursak Satoru yayınlarından Alita var. Kayıp Kıta yayınlarından Mobiko'nun Aşkı var. Komik şeylerden Ragnarok Valkyrie artı Yona ve burada Kamisama Kiss var. Akıl Çelen'den tabii ki Shaman King, Goblin Slayer, One Punch Man, Fire Force, Horimiya 6-7 ve Kıyamet Meleğini aldık. Ve son olarak da zaten en çok gerekli şeylerden almışım. Haikyuu, Titan'a Saldırı, Jujutsu Kaisen, İblis Keser, Naruto, Bleach ve yine Naruto üzerine One Piece, Kara Kahya, Hanako-kun ve son olarak da Edebiyatın Sokak Köpekleri var. Bu da bu şekilde. Bence güzel bir alışveriş oldu. Uzun zamandır bu kadar alışveriş yapmıyorduk diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum artık. Ve videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Evet, beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarda görüşürüz, konuşuruz. Ayrıca Discord kanalına da gelebilirsiniz. Orada bayağı bir muhabbet dönüyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.